Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle Bootstrap eğitim setimizin 12. dersiyle beraberiz. Bootstrap 4'te genişlik ve yükseklik klaslarını göreceğiz. High ve Width kullanımı. Şu geçen derski paddingleri siliyoruz. Bunlara ihtiyaç yok. İlk önce yükseklikle başlayalım. Şunları 2 yapalım. Hepsini danger yapalım. Sıkıntı yok. Şimdi bir division içerisine atayalım ki yüksekliği gösterebileyim. Çünkü bir maksimum yükseklik olsun ki bir sıkıntı oluşmasın. Sonsuza dek gitmesin ya da yüksekliğin bir sınırı olmalı. High diyorum. 200 piksel ya da 250 piksel diyelim. 250 piksel veriyorum. Background color, arka plan rengi vereceğim. Ne verelim, ne verelim, ne verelim. Brown güzel. Ya da brown değil de grimsi bir şey mi versek? Şöyle. A8, A8, A8 verdim. Şurada division'ı da en sona alıyorum. Şuraya alıyorum. Şu iki arkadaşımızı da ileriye alalım. Güzel. Kodlar düzgün gözüksün. Evet, yükseklik. High %25. Yüksekliği %25'te tutalım. %50, %75 ve %100 şeklinde ayarlayalım. %50, %75, %100 ve maksimum bir oran belirleyelim. %50, %75, %100, yine %100, maksimum yükseklik. Maksimum yükseklik, maksimum high 100 diyelim. Şimdi hangi klaslar bunun için kullanılıyor? Bunun için H klasları kullanılıyor. H25 dediğinizde bu şu anlama geliyor. Yüksekliği 25 vereceksiniz anlamına geliyor. Hemen şöyle bir alt tuşuna basıp alta doğru çekelim. Bir boşluk bırakalım. Hemen yine gelip alta doğru H yapalım. H 50 diyorum. H75. H100. Maksimum H, yani maksimum nereye kadar gidebilir? Maksimum %100 diyelim. Bir bakalım ne olacak. Tabi buranın çalışıp çalışmadığını görmek için şuraya bir style deyip bir yükseklik verelim. High 100 piksel diyelim. Bunun yüksekliği 100. Bakalım maksimum %100'ü geçemesin dedik. Bakalım nasıl bir şeye benzeyecek. Şöyle bir sıkıntımız oldu. Niçin böyle bir görüntü aldık? Çünkü biz bunları gelip şöyle göstereyim ben size. Display'in D'si, hatırlıyorsanız ben size D bloku göstermiştim. Değil mi? D nanı da göstermiştim. Bu display'in kısaltması. Şöyle. İngilizce'deki display'in kısaltması bu. D inline block yaparsam daha net göreceğiz. Böylelikle D inline block'un kullanımını da görmüş olursunuz. Şöyle. Inline ne demek? Sıralamak demek. Diyoruz ki görüntüle, display görüntüleme demek. Sen bunları sıralı bir şekilde blok halinde görüntüle diyoruz. Evet. Gayet uygun oldu. Bakın arkada bir division atamıştık gri renkli. A8, A8, A8. Şöyle yüksekliği 250 piksel demiştik. Yani şuradaki yükseklik 250 piksel. Bakın şu 250 pikselin %25'i aslında daha net görülebilmesi için şunu 200 mü yapsak? Aynen. 200'ün %25'i daha net görülecektir. Bakın. 200 pikselin %25'lik yüksekliğini verdim ben buradan. Ne ile? Sadece H25 klasıyla. H50 klasıyla %50'lik bir bölümünü. Bakın %50 şurada %50. %75'lik bölümü H75. %100'lük bölümü ise H100 diyerek tanımladım. Şu klasın nasıl çalıştığını artık gördünüz. Bir de maksimum yükseklik.
Ben dedim ki zaten bu division'ın yüksekliği 100 piksel. Zaten 100 piksel bu şeyi. Maksimum yüksekliğini de %100 alabiliriz. Mesela şurası 500 olursa. Bakın 500 olmasına rağmen maksimum şu 200 pikseli aşamaz. Çünkü burada dedik ki maksimum %100. Bunun %100'üne göre ayarlayacak. 200 piksel yani. 200 piksele göre maksimum bir yükseklik belirledi kendisine. Ve bunu aşamadı. Şöyle bir kod daha yazalım. W dediğimiz bir class var bu strapta. Width için kullanılmış. Zaten bu H'in kullanılmasının sebebi high'ın kısaltması. İlk baş harfi. Width'in de kısaltması W ile oluyor. Hemen şurada size göstereyim. W25. Böylelikle genişliği %25, genişliği %50, genişliği %75, genişliği %100 aldık. Bir de maksimum bir genişlik verdik. Maksimum 100'ü geçemeyecek. Nasıldır maksimum width? Diyoruz ki MW. Yani maksimum width'in kısaltması, baş harflerinin kısaltması. Şu D inline bloka ihtiyaç yok. Şöyle yapayım ben. Şunları da değiştireyim width ile. Şunları da değiştirelim. Yel warning yapalım. Yani sarı olsun. Farkı belli olsun diye. Evet. Bir yerde hata mı yaptık? Şu P'leri silelim. Padding'e gerek yok. Şuradaki style'ı kaldırıyorum. Bunu kaldırmayı unuttuğum için böyle oldu. Evet. Neresi? %100'lük kısmı şurası. Kutumuzun %25 division'ımız şöyle bir şey. %100'ü bu kadar. %25'i ne kadar? Şöyle. Bakın isterseniz %50'sini, yarısını kullanabilirsiniz. İsterseniz %75'ini, isterseniz %100'ünü ya da bir maksimum genişlik verirsiniz. %100'ü aşmayacak şekilde maksimum bir genişlik de verebilirsiniz. Maksimum genişliği verdiğinizde o maksimum genişliği aşamaz. Bu şekilde W ve 25, W50, W75, W100 ve maksimum W100 kodlarının klasları ile maksimum high H100, H75, H50 ve H25 kodunun da nasıl çalıştığını size göstermek istedim. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.